Bahçesi Faruk Yalçın'da 4. bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen kafeslerimizi tanıtıyoruz. Çünkü kafeslerin arası burada bayağı bir uzun. Burada cüce su aygırı, siyah taçlı turna, tepeli Afrika ördeği, beç tavuğu, statunga diye bir ceylana benzer hayvan var. Bakın. Beç tavukları orada arkadaşlar. Su aygırları da şu havuzun içinde suya gömülmüş vaziyette duruyorlar. Biraz yem atalım bakalım. Beş tavukları gelecek mi? Koşa koşa geliyorlar arkadaşlar. Biz bunlara genelde tokat tavuğu diyoruz ya. Sanki. Su aygırları da orada havuzda gömülü vaziyette duruyorlar. Hareketsiz bir şekilde. Orada çok çok güzel bir böyle arkadaşlar geyik türü var orada. Biraz önce ismini zaten söylemiştik. Boynuzlu moynuzlu böyle. Ahmet buraya hızlı geçelim oğlum. Burada mesafe çok uzun. Şurada şimdi Midilli atına gidiyoruz değil mi? Evet. He? Evet tamam. Midilli atına gidiyoruz şu anda. Bu çekim yaptığımız alanlar arasında en uzun bölge burası. İki kafes arasındaki en uzun bölge burası. Çok yabancı var arkadaşlar. Ahmet sen de sevebilirsin. Videoda çık istersen oğlum. Sev seni. Aha. Abi yiyor musun? Onu ver mi? İstersen yemiş ver. Ahmet Yusuf. Ver baba. Al. Al bakayım. Alabilecek misin? Al. Korkma korkma. Isırmaz Ahmet Yusuf. Al onları yerden. Korkuyorum ben çünkü alışmadım senin kadar. Al onları. Kanka dur. Al. Yere atayım. Atma atma. Elinde ver. Isırmaz Ahmet Yusuf. Isırmaz. Aç böyle avucunu böyle ısırmaz o. Bismillahirrahmanirrahim. Isırmaz babacım o ısırmaz. Bak yalan oraya düştü yani. Düştü oraya. Nerede? Ta orada fındık düştü. Hadi geçelim buraya geçelim. Ya, gel. Emre'nin yerini yaladın. Yaladı ama korkmana gerek yok. Ben sana söylüyorum. Atma atma. Allah. Ahmet bu tarafa buradan geçiş yok. Yan mutfağı falan yazıyor orada ama. Buradan geçiş yok sanırım. Var mı? Buradan geçiş var mı abi? Yok mu? Tamam. Mecbur burayı hızlı dolanacağız Ahmet Yusuf. Keçilerin yanından geçiyoruz yine. Keçiler, lamalar birbirini kovalar. 300 yaşındaki kaplumbağamızın yanından geçiyoruz. Kaplanımızın yanından geçiyoruz. Orada yine pusuda yatıyor. Dişi kaplan. Kaplanımıza tekrar selam verelim. Ne kadar büyük kedisin sen ya. Kaplanımızla geçtik. Baba akvaryum nerede? Akvaryuma geçiyor şu anda. Kaplanın kafesleri sağ tarafta. Gergedan. Burada
Gergedan kardeşinin yanından geçmiş şu anda. Gergedanımızı da çekmiştik. Şu anda şeye girmek üzereyiz arkadaşlar. Yılanların olduğu bölüme girmek üzereyiz. Sürüngen evi. Boa yılanı. Bakın boa yılanımız orada kıvrılmış pozisyonda yatıyor. Hareketsiz bir şekilde. Yine burada yatıyor boa yılanımız. Yaklaşık 2 metreye yakın sanırım. Timsahımız burada. Kaplan piton yılanı. Oo, dolanmış da dolanmış. Yarım, bir, bir buçuk, iki, rahat 2 metre var arkadaşlar bu yılan. Çok rahat 2 metre var. Burada bir kaplumbağa türü var ama bunlar tehlikeli. Bunlar tehlikeli arkadaşlar. Çok yabani bunlar. Neydi bunun adı? Çinli yumuşak kabuklu kaplumbağa. Bu tarafa doğru geliyor. Çok küçük gözleri var. Çinli yumuşak kabuklu kaplumbağa. Burada çizgili kaplumbağalar var. Hepsi aynı yere yatmış. Evet, vücutları çizgili çizgili. Ve burası çok sıcak arkadaşlar. Yani burası tropikal bölge olduğu için çok sıcak. Burada boncuklu kertenkele var. Boncuklu kertenkele. Peki Lametusu. Bakın bunlar dinozorlar çağından kalma hayvanlar. Boncuk pulları, derileri boncuk boncuk arkadaşlar. Sen hani böyle boncuktan tesbih falan yaparsınız ya, çakmaklık. Genelde cezaevindeki abilerimiz kader mahkumları yapar. Derileri aynı o şekilde. Boncuktan işlenmiş bir ürün gibi. Granit burma pitonu. Oo. Yemin ederim dolanmış da dolanmış. Boyu rahat bunun. Arkadaşlar rahat bunun boyu 3 metre var. Bakın kafası da burada. Boyu rahat 3 metre var. Ahmet, bunlar ne diye geçiyordu? İsmi yazıyor mu oğlum bunların ya? Tamam yani, bir kertenkele türü olduğunu biliyor musun? İguana mıydı bu? Ha? Thank you.
Ahmet, bu kafeste bir şey görebiliyor musun onu? Burada yine kıvrılmış bir yılan türü var orada. Biz gözünü görebiliyoruz ama telefon... Telefon göstermiyor arkadaşlar. Telefonumuz gölge farklarından çekim yapamıyor şu anda. Bu yılanımızın adı beyaz dudaklı pitonmuş. Orada kıvrılmış yatıyor. Bayağı dolanmış da dolanmış arkadaşlar. Bunun da boyu bayağı var. Burada yine başka kral piton varmış burada arkadaşlar. Kral piton. Orada kayaların arasına kıvrılmış yatıyor aynı şekilde. O biraz önce göremediğimiz şu sarı yılan en baştaki de Mısır yılanıymış. John Snake. Mısır yılanıymış. Burada bu alan yılanlar bölümü. Meksika süt yılanıymış bu arkadaşlar. Meksika süt yılanımızı görebiliyoruz mu? Burada. Şu burada kafası da burada bakın arkadaşlar. Ağaçların arasına girmiş. Bu ne? Top pitonu. Top pitonu. Orada kıvrılmış yatıyor yine şeyin ağaç kabuğunun altında. Burada bir çıyan türü var arkadaşlar. Kurçuk bir çıyan var burada ama arkada da şey var. Kertenkele tarzı bir hayvan var. Burada iguana kertenkele tarzı o ağaçların orada aynı renkte. Sanırım onun yemi bu. Kurçuk yiyorlar. Canlı yem yiyorlar demek. Brezilya beyaz diz tarantula. Burada arkadaşlar hemen önümüzde bakın suyun yanında. Hareket eder mi bilmiyorum. Kafatası şeyle kocaman bir örümcek bakın. Tarantula. Meksika ateş bacaklı tarantula. Hemen orada bakın. Çok bir şey bir marjinal bir rengi var. Yucatan kırmızı arkalı tarantula. Hemen orada saklanmış duruyor. Kenarda sağ tarafta. Yine burada bir kıvırcık saç tarantula var. Hemen önümüzde burada. Bakın. Harika. Goliath kuş yiyen örümcek. Bu arkadaşlar bu örümceğimiz de kuş yiyen örümcekmiş. Ama biz şu anda onu göremiyoruz. Burada yine bir taşın altında. Costa Rica zebra tarantula var. Orada taşın altında arkadaşlar. Çok ürkütücü ya yerleri. Baksana ama yapmışlar. Bir şey yapmışlar. Orada yine Goliath kuş yiyen örümcek var yine burada. Büyük ihtimalle orada taşı... Burada. Yok. Ahmet örümcek diyor lan. Bu şu örümcek değil ki hamam böceği lan. O örümcek yesin diye atmışlar hamam böceğini oraya. Tabii canlı yemiyor bunlar. Bahia kırmızı kuş yiyen tarantula var. Bu tarantulamızda kuş yiyormuş. Orada arkadaşlar sağ tarafta kayaların altında. Bakın orada. Sakallı ejder. Evet. Ejderhalar çağına geri döndük tekrar. Dümerili boğa yılanı. Dümerili boğa yılanı. Nerede yılanımız? Orada arkada kıvrılmış yatıyor. Tam o dipte. Evet. Üçten de çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Albino boğa yılanıymış burada da. O nerede? Onu göremedik. Az önce göremediğimiz varsa hani? Şurada bak orada. Ağaçların orada arkadaşlar kıvrılmış bak arada. Siyah. Ahmet çıkalım burada çok terledik burası ya. Burası yılanların, kertenkelelerin olduğu bölüm. Gerçekten çok bunaltıcı.
Buradan mı çıkış yapılıyor Ahmet? Şu anda su ter içinde kaldık biz. Bakın burada da bir hayvan var. Burada da bir kaplumbağa türü var. Orada en dipte. Özel bir kaplumbağa türü sanırsam. Orada en dipte kalıyor arkadaşlar. Marul marul koymuşlar. Salata koymuşlar önüne. Buralar çok sıcak. Timsah kapan kaplumbağası. Timsah kapan kaplumbağası. Ama çenesi çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın. Bu kaplumbağa türü gerçekten çok tehlikeli. Bakın. Çeneye meneye bakın. Acayip bir zırh var üstünde. Zırh. Belki de gerçekten de timsah yiyorlar. Geç Ahmet, önümden geç. Arkadaşlar burada nerede o kuş? Evet bakın bu arkadaşlar burada çeşitli ötücü kuşlar var. Değişik böyle kanarya, ne bileyim. Burada havuzumuz var. Büyük bir Japon balığı havuzu var. Burada ötücü kuşlar var. Ahmet önden ben gideyim, ürkütmeyelim onları. Dur belki çekim yapabilirim. Birkaç tanesini belki görüntüleyebilirim. Burada bir papağan türümüz var arkadaşlar. Değişik bir papağan türü arkadaşlar bunlar. Amazon papağan türleri. Bakın buraya bir şelale yapmışlar. Burası tropikal bir ortam oluşturmuşlar arkadaşlar. Bakın burada farklı farklı tropikal ağaçlar var. Ötücü kuşlar var burada. Değişik ötücü kuşlar var. Zaten bakın orada duvarlara falan yuvalarını yapmışlar. Üresinler, çoğalsınlar diye. Renkli renkli ötücü kuşlar var arkadaşlar burada. Renkli renkli. Renkli renkli ötücü kuşlar var arkadaşlar. Çok gerçekten Hint bülbülleri, şurada bir Hint bülbülü gördüm. Onları biliyorsunuz küçük. Aa burada bakın. Bu içeride neler olduğunu burada yazıyor. Ama kuşlarımız küçük ve hızlı olduğu için çok çekim yapamıyoruz. Sarı kırmızı barbet. İğne kuyruklu cennet ispinozu. Çilek ispinozu. Üç renkli ispinoz. Kırmızı yanaklı ispinoz. Kırmızı gagalı ispinoz. Yıldız ispinozu. Keskin boyun ispinozu. Siyah göğüslü ispinoz. Başka ne varmış burada arkadaşlar? Dokumacı piskopos ispinozu. Siyah başlı dokumacı ispinoz. Uzun kuyruklu cennet ispinozu. Turuncu yanaklı ispinoz. Burada ispinozlar var anlaşılan. Ahmet hadi gidelim oğlum, çıkalım buradan. Zaten onları çok çekemiyoruz.
Arkadaşlar akvaryum bölümüne girdik. Haha. Mükemmel bir görüntü. Rus Mersin balığı. Çok büyükler beyler. Arkadaşlar çok büyükler. Çok büyükler beyler. Çok büyükler. Boyu rahat bir metreyi aşkın bunların. Burada Afrika ciklet balıkları var. Burada ismini yazmışlar mı Ahmet Bey? Melek, bir, sanki bir tür melek balığı, değil mi? Katil melek. Evet. Hiç de çekinmiyorlar lan bak. Ya pardon, bunlar melek, şurada bak siyahlar var, beyazlar. Katil melek. Arkadaşlar biz de birazcık bir... Sesli konuş Ahmet. Arkadaşlar biz de babam kadar balıkları az yiyoruz. Burada öbüşen Gromi balığı var. Kocaman bir balık. Burada benekli turna balığı. Ahmet, burada çok büyük çöpçü balıkları da var. Bak yukarıda. Bak şurada. Çok büyükler. Bak. Çok büyük çöpçü balıkları da var burada. Kaplan çöpçü balıkları da var. Bak. Vatos. Vatos mu diğer bunlar? Bunlar da Yunus balığına benziyor. Tepeli Yunus balıklarını andırıyor. Eso. Bu ne? Ben sana soracağım. Ahmet bu. Bu vatoz balığı işte. Bunlar çok tehlikeli. Bu kuyruklarındaki dikenleri görüyor musun bak? Bunlar zehirli. Bak, zehirli evet. Bak. Vatos. Kuyruklarındaki dikenlere bakın arkadaşlar. Bunlar tehlikeli arkadaşlar. Bunlar adamı öldürür. Bunların şakası yok. Hatta ünlü bir isim bunların yüzünden öldü de. Ünlü bir belgeselci. Sıradan önce zehir kapmıştık. Hatırladım. TRT belgeseli kapmıştık. Bunlar zebra ciklet balıkları.
Zebra ciklet balıkları. Aa, meraklı balık bize bakıyor. Bunun adı neymiş? Arowana balığı. Arowana balığı. Arowana balığı. Aşağıda da yine vatozlar var, böyle siyah beyaz benekli. Bunlar çok çok çirkinler arkadaşlar ya. Çok ürkütücüler. Gözleri de ayrı bir patlak patlak çıkmış. Shingo vatoz balığı. Shingo. Shingo. Shingo vatoz balığıyla arowana balığı. Bunlar Ahmet Yusuf. Bunlar pirana balığı. Biz geçen videomuzda çekmiştik arkadaşlar. Ama bizimkiler bunların aynısı değil mi? Baba. Piranalar. Bunlar bir köpek balığı, evet. Pangasus köpek balığı. Vücutlarında yaraları var arkadaşlar, ben görüyorum. Bunlar köpek balığı arkadaşlar. İsimleri Pangasus köpek balığıymış. Bunların kafesi, bunların akvaryumu bayağı büyük. Yaklaşık 6 metre. Yaklaşık 6 metre. Balıklarımızın ismini bilmiyoruz. Ama bu balıklar sürü halinde geziyor. Bunlar yine pirana mı? Galiba. Bir şey oluyor. Aa. Baba böyle büyük pirana. Oo, Ahmet bunların akvaryumuna bak ha. Bak. Bak şuradan bir başlıyor.
Böyle gidiyor. Oradan bak yuvarlak bir yer var. Onun içinden geçiyorlar. Bunların akvaryumu çok büyük. Baba bunlar kadar büyük piranalar var mı? Bilmiyorum oğlum. Tipleri bunların piranaya benziyor ya. Hiç de korkmuyor ha. Bunların akvaryumu devasal büyük. Bakın. Çok garip ya. Ahmet, Paku balıymış bunun adı, Paku. Paku balıymış. Hem etçil hem otçulmuş. Bak, bu balıklar hem etçilmiş hem otçul balıklarmış. Paku balıkları. Her şeyi yiyorlarmış yani anlayacağın. Baba, balina köpeği falan mı? Dev arama mı balığı falan? Soma balığı. Siklosoma balığı. Bunlar Ahmet Yusuf. Bunlar siklosoma balığı. Aynı cinsi farklı rengi değil mi? Evet. Siklosoma balığı. Arkadaşlar burada da kırmızı kedi balığı. Ahmet o değil. Dev Arapamiya balığı, Arapamiya balığı, dev Arapamiya balığı ve kırmızı yüzgeçli kedi balığı var arkadaşlar burada. Bakın kedi balıklarımız burada. Kırmızı yüzgeçli. Aa, çok böyle tombullar, çok acayip kilolu kocaman kafaları var arkadaşlar. Kedi balıkları bak. Ama çok büyükler. Yani boyu bir metre var şu balık. Bu da dev Arapamiya balığı. Evet, dinozorlar çağından bir hayvanla daha karşı karşıyasınız. Baba az önce ağzımı açtı, dişleri çok şey ya. Ne? Keskin gibi gözüküyor. Boyu arkadaşlar boyu benim boyum kadar. Hemen hemen demiyorum. 2 metreden az değil. Benim boyum kadar Ahmet. Baba sen suda dümdüz dursan bunu geçersin. Olur mu? Bak su seni su seni yanıltıyor Ahmet Yusuf. Bunun boyu çok büyük oğlum. Aynen ya. Boyu çok büyük. Baksana bak. İki alanı dolduruyor bak. Şu iki alanı dolduruyor bak. Dolduramazsın sen işte. Senin boyun o kadar değil. Yat lan yere. Yat bu ölçeceğiz. Yat. Yatırım. Yat şuraya yat. Yat 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 yat. Yat. Kedi balığıymış. Bu Arapamiya balığı. Dev Arapamiya kedi balıkları orada dipte. Evet. Ahmet onun boyu rahat 2 metre var. Yatımı geri alıyorum bak baba. He? Yatımı geri alıyorum. Az önce önceliklerimizin hepsi durdu şöyle. Yatımı geri alıyorum. Ben öyle bir şey demedim. Tamam Ahmet. 4. videomuzu bitiriyoruz burada. Tamam arkadaşlar. 5. videomuza geçeceğiz. Evet, akvaryumda bir sorun.
Anlaşılmıyor dedi. Hoşça kalın. Bay bay.